Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bir Cabiri okumaları dersinde tekrar birlikteyiz. Biraz geciktiği için özür dilerim. Malum yaz izin ayıydı. İşte geri dönüşler yaptık. Çok şükür artık Diyarbakır'dayım. Bundan sonra kısmet olursa daha düzenli bir biçimde tüm derslerimizi, yeni dersler de ekleyeceğim, haftalık olarak takip etme ve izleme imkanınız olacak. Buna daha özen göstermeye, dikkat etmeye çalışacağım inşallah. Bugün bir önceki dersimizde yapmış olduğumuz Cabiri okumalarında lafız-anlam ilişkisi ve dilin mantığı böldüm çünkü birkaç bölümde ancak ele alabileceğiz. Ele almıştık ve dilciler üzerinden lafız-anlam ilişkisiyle ilgili ve dilin mantığına dair temel tespitler yapmaya çalışmıştık. Zira bu kategori beyani aklın kategorileri içinde en önemli bir alana tekabül ediyordu. Bugün ele alacağımız konu bir önceki konunun devamı olacak. Yine lafız-anlam ilişkisi ve dilin mantığı üzerinden ancak bu bölümde bir yönüyle kelam alimlerinin, özellikle Mutezili kelamcıların daha ağırlıklı olarak da fıkıh usulcülerinin bu konuyla ilgili lafız-anlam ilişkisi çerçevesinde dilin mantığına ilişkin nasıl bir görüş sahibi olduklarını, eserlerinde konuyu nasıl ele alıp ona yer verdiklerini incelemeye çalışacağız. Cabiri merhumun eseri üzerinden tabii ki. Şimdi önceki derslerimizde beyani aklın kategorilerini belirlerken zaten biz dil, fıkıh ve kelam olmak üzere bu üç ana bilim dalı üzerinden kategorize etmiştik. Şimdi dilin bir beyani akıl kategorisi olarak mahiyetine ilişkin yaptığımız bu serimleme ve analizler üzerinden konuya baktığımızda zaman zaman kelamdan, zaman zaman fıkıhtan söz ettiğimiz görülmektedir. Burada bir beyani akıl kategorisi olarak fıkıh usulünü ele aldığımızda orada asıl fer kıyas söz konusu olacak. Kelamı ele aldığımızda cevher araz söz konusu olacakken burada dilcilerin ilgilendiği lafız anlam ilişkisinde bu konuyla lafzın anlama delaleti konusuyla kelamcıların da dil boyutunda ilgilendiklerini, fıkıh usulcülerinin de dil boyutunda ilgilendiklerini nazarı dikkate aldığımızda bu bir tedahül değildir. Doğrudan doğruya tamamen beyani aklın dil kategorisinde lafız anlam ilişkisinin bir kategori olarak neye tekabül ettiğini incelemeye devam ettiğimizi ve konudan kopmadığımızı belirtmek istiyorum. Şimdi burada bugün ele alacağımız konu son derece önemli. Ve daha önceki konular gibi birbirini tamamlayarak giden konular olacak. Ve inşallah şemamıza geçtiğimizde tahtamıza oradan da devam edeceğiz. Bugün dersten önce zamanımızı almasın diye geniş bir fıkıh usulü şeması olduğu için onu hazırladım. Birazdan tahtada göreceğiz. Oradan dersimi işlemeye çalışacağım. Yalnız değerli izleyenlerime ve öğrencilerime şunu söylemek isterim. Fıkıh usulü mutlaka ciddi bir manada akademik kariyere başlamadan önce en azından temel düzeyde okunmalıdır. İleride ben klasik fıkıh usulü metinlerini ise inşallah burada okumaya çalışacağım. Birlikte okuyacağız. Ancak fıkıh usulü okumaya başladığınızda size tavsiyem genel olarak çağımızda yazılan fıkıh usulü kaynaklarında üçüncü bölüm olarak daha çok işlenen lafzın manaya delaletini kapsayan
bölümden başlayarak önce o bölümü okumanızı öneririm ki bu benim arz edeceğim bölüm de tamamen fıkıh usulünün bu bölümüne yönelik. Fıkıh usulünün bir bölümünde lafzın manaya delaletine ilişkin bilgilerin neler olduğunu ele alıp konuşmaya çalışacağız. Aynı şekilde yine değerli izleyenlerimden şayet izlememişlerse izlemelerini, izlemişlerse bu vesileyle bir kere daha izlemelerini, akademik rehberlik derslerimdeki dil üzerine yapmış olduğum konuşmayı mutlaka bir kere daha dinlemelerini tavsiye edeceğim. Şimdi müsaadenizle ekran paylaşımıyla konumuza başlayalım. Çünkü artık zamanı geldi ve uzun sürecek bir ders olduğu için yine başınıza artacağım. Ancak yetiştirebileceğiz. Cabiri okumaları 23'teyiz. Kitabımızın yani ikinci kitabın 69'uyla 84. sayfaları arasındaki bölümü sizlere arz etmeye çalışacağım. Yine ana başlığımız lafız anlam ilişkisi ve dil mantığı B bu defa. A'yı işlemiştik. İkinci bir basamaktayız. Dilin mantığını ele almak açısından. Cabiri merhum burada bize konuyu ele alırken iki önemli adeta bölümleme yaparak konuyu ele alır. Birinci bölümlemede kelami anlamda kelam ulemasının konuya nasıl yaklaştıklarını örneklemek bakımından kelamcıların, usulü din yazarlarının dil anlamında lafız anlam ilişkisini nasıl ele aldıklarını göstermek için çok önemli, çok yerinde bir örnek seçer. Bu örneğin önemi ve yerinde oluşunun birkaç sebebi var. Bu örnek Ebul Hüseyin El Basri'dir. Onu ben yazdım. El Basri. Adından da anlaşılacağı gibi vefat tarihi 436. Seçilen tarihte önemli, Hicri 5. asırdayız. Yani fıkhın ve kelamın önemli ölçüde olgunlaştığı, olgun eserlerin verilmeye başladığı bir süreçteyiz. Ve Ebul Hüseyin El Basri'nin Basra Mutezile ekolünün önde gelen isimlerinden olması. Bağdat'ta faaliyet yürütüp Bağdat'ta efendim ilmi etkinliklerde bulunması bakımından son derece önemli bir isimle karşı karşıyayız. Ebul Hüseyin El Basri'nin bir taraftan mutezili bir kelamcı olması, diğer taraftan ünlü eseri farklı bir renk yazarım. El Mu'temet. Bugün bu eseri sahibiz elhamdülillah. Basılı olarak da var. Elde edip okuyabilirsiniz. Ünlü eseri El Mu'temet bu fıkıh usulüne dair yazmış olduğu bir eserdir. Bu eseri üzerinden Cabiri bize konuları ele alıp aktarmaya çalışacak. Ben de özetleyeceğim bir miktar. Ebul Hüseyin El Basri'nin mutezili bir kelamcı olması, fıkıh usulünde yazmış olduğu eseriyle ünlenmesi ve fıkıh usulüne olan vukufiyeti, onun fıkıh usulünün konularını ele alışı bakımından kısmen Hanefiliğe, kısmen Şafii'yle yakın oluşu bakımından son dönem araştırmalarda onu Hanefilik veya Şafiiliğe nispet edenleri paranteze alarak söylüyorum. Ebu'l Hüseyin el Basri'nin bu hem kelami hem de fakih olma, kelamcı ve fakih olma özelliği ikisi bir arada dikkate alındığında lafız anlam ilişkisine dair söylediklerini önemli kılar. Bu sadece bununla da kalmaz. Aynı zamanda Ebu'l Hüseyin el Basri'nin Aristoteles'in ünlü şarihlerinden olan Yahya bin Adi'nin mütercim ve şarihlerinden olan Yahya bin Adi'nin öğrencisi olması. Hristiyan bir filozof olan İbn-i Semh'in yine öğrenciliğini yaparak ondan felsefe, matematik ve astronomiye dair bilgiler alması, bu ünlü isimlerin yanında onun bir başka daha önemli ünlü isim hocası vardır ki Kadı Abdülcebbar'dır. Bu da
ele alınan ismin eseri ve örnekliği bakımından konumuzda ne kadar yakından ilgili olduğunu göstermesi münasebetiyle son derece önem arz ettiğini söyleyebilirim. Peki, birazdan detayların üzerinde duracağız. Ebu'l Hüseyin el-Basri özellikle iki cilt yani 1.000 sayfaya yakın olan eserinin 350 sayfalık bölümünde lafız ve anlam ilişkisine dair temel olarak dilin mantığı bağlamında bize ne söylemiştir? Dilin mantığı konusunda bunu birazdan ele alarak inşallah üzerinde duracağım. Cabiri merhum konunun birinci başlığında Ebu Hüseyin el-Basri üzerinden kelamcı ve fakih bir zatın konuya yaklaşımını ortaya koyarken bir diğer taraftan da genel fıkıh usulcülerinin yani doğrudan fakihlerin konuyu nasıl ele aldıklarına ilişkin çok detaylı bilgiler verir ve benim size hazırladığım şemada bu detaylı bilgiyi ele alarak göreceğiz ve üzerinde duracağız. Lafız ve anlam ilişkisi üzerinde duracağız ve konunun fıkıh boyutunda fukahanın ve usulü din ulemasının yani kelamcıların lafza ve anlama delaletine nasıl baktıklarını ve bu iki alanda dilin mantığının nasıl ortaya çıktığını biraz daha netleştirerek tespit etmek istiyoruz inşallah dersimizde. Yalnız konuya geçmeden önce hemen arz etmeliyim ki mantık derslerimizi şayet takip ediyorsanız lafız konusunda konumuza girmeden önce konunun mantıkla olan bağıntısına kısaca değinmek istiyorum. Ayrıca ele alacağımız bu şemada lafız anlam ilişkisini ele alırken bu lafız anlam ilişkisinde konuyu her ne kadar Cabiri merhum bunları söylememiş olsa da konunun anlaşılır bir biçimde takdimi açısından benim bunları siz değerli izleyicilerimize ve öğrencilerimize hatırlatmam ve dikkatlerinizi çekmem gerekir. Bu da şudur. Lafız dendiğinde bunun iki önemli yönünün dikkatli bir biçimde ele alındığı görülür. Birincisi lügavi boyutu. Yani bir lafız, lafız olmak bakımından sözlükleri ele alalım, lügatları ele alalım. Lügatte dünya kadar sözcükler var. İşte buna bir sözcüğün lügavi yönü denir. Lügat bakımından ele alınışını göreceğiz. Ve lügat bir dil değildir. Bir dilin kullandığı kelimelerin toplandığı kaynaklardır. Lügatlar bir dil değildir. Devasa lügatlarımızı Lisanul Arap gibi ele alalım, dikkate alalım. Ciltlerle yazılmış bu devasa lügat kaynaklarımız bir dil değildir. Bir dilde kullanılan kelimelerin, lafızların, anlamlarının tespit edildiği kaynaklardır. Onun için bir lafzın lugavi anlamıyla ve bu son derece önemli ve bu lafızların terkipte mürekkep olarak hatta buna müfret diyelim, müfret haliyle lafızların anlamlarıyla mürekkep olduğunda mürekkep diğer bir ifadesiyle terkip çağdaş dil felsefesindeki adıyla dizge diyelim. Bir dizgede yer aldığındaki anlamı arasında son derece önemli fark vardır. İşte fıkıh usulcülerimiz ve kelamcılarımız özellikle kelamcı vasfı da olan fıkıh usulcülerimiz eserlerine girerken bu konunun özellikle bu yönüne dikkat çekerek mevzuyu ele almış olmaları bu bakımdan son derece önemlidir. Neden? Çünkü bir lafzın lafız olmak bakımından taşımış olduğu anlam çerçevesi boyutu ne kadardır? İşte bu şunlardan ibarettir. Bu kısım yani şu bir ve iki lügavi olarak bir lafzın lafız olmak bakımından delalet ettiği anlamları göreceğiz. Diğerleri geri kalan aşağıda kalan bölümlerde bir terkipte bir dizgede yer aldığında artık bir cümle oluşturduğunda
o cümlenin içinde geçtiğinde üstlenmiş olduğu anlamın ne olduğuna yönelik bir ayrımdan, delaletten ve bunun mantığından söz edeceğiz. Bu o kadar önemlidir ki biraz sonra dersimizin detaylarında ve ilerleyen dakikalarında göreceğimiz üzere bunlar bilinmeden dini bir metnin okunup anlaşılması ve onun üzerinden hükümler istinbat etmek, çıkarmak adeta imkansızdır. Bu açıdan fukahanın fıkıh usulünde neden sayfaları esirgemeksizin onlarca, bazen yüzlerce sayfa lafzın manaya delaletine ayırt ettiğini hayretle görmek ve takdir etmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi burada konuya girmeden önce bir başka hususa daha dikkatinizi istirham edeceğim. O da mantık derslerimizde delalet yollarını incelerken delaletin şöyle yazalım. Şuraya yazalım. Delaleti. Akli delalet, tab'i delalet ve lafzi delalet olması, vaz'i delalet olmak üzere delaletlerden söz etmiştik. Evet, sonuçta bir delalet konusu. Bir delalet istidlaldir. Konu istidlal olarak da isimlendirildiğini görüyoruz kaynaklarımızda ve bir delalet mevzudur. Delaletin vaz'i olan konusudur. Peki vaz'i olan ne? Dil demektir. Dilsel olan. Dilsel olan bir delaletten söz ediyoruz. Dilsel delaletten. Dilsel delaletten. Demek ki anlama delaletin sadece dilsel boyutu yok. Başka boyutları da var. Ama biz kelamda ve fıkıhta anlama delaletin vaz'i delaletinden, dilsel boyutundan söz ediyoruz. Neden dilsel boyutundan söz ediyoruz? Çünkü din gerek hitap oluşu bakımından, gerek bu hitabın yazıya geçirilerek metin nas'a dönüşmüş olması bakımından dildir. Din bir dildir. Dolayısıyla dinin bu dil oluşu özelliği üzerinden fukahamız ve kelamcılarımız kendi alanları içerisinde bu konunun dindeki lafızların manaya delalet boyutlarını ele alarak bunları netleştirmeye, ayrıştırmaya çalışmışlar. Bu hassasiyeti Aristoteles'in kategorileri belirlemedeki hassasiyetine benzetebilirsiniz. Çünkü ciddi anlamda ilmi bir faaliyetten bahsedeceksek, bu faaliyette, bu ilim alanında dilin delalet boyutunu, çerçevelerini belirlemek son derece önem arz eder. İşte bu dersimizde Cabir'i merhum, size arz etmeye çalışacağım bölümlerde vurgulamak suretiyle, lafzın manaya delaletinin bu boyutlarını ortaya koyarak, geçmiş ulemanın bu mevzuda nasıl bir performans ortaya koyduğunu bize gösterirken, sonuç itibariyle bu performansın ihmal ettiği, bu performansın göz ardı ettiği ve bizim bugün bu ihmal edilen ve göz ardı edilen hususları görerek bunları ikmal etmemiz gereken boyutlarının neler olduğuna da dikkatimizi çekmesi bakımından dersimiz son derece önemlidir. Ve bu da bize göstermektedir ki Cabiri merhum sadece geçmişi analiz ederek bir durum tespiti yapmaktan da öte, bunları vesile ederek aynı zamanda durumdan bir vazife çıkararak tabir yerindeyse bize ne yapmamız gerektiğini ya da ne yapılması gerektiğine dair de işaretler vermekte, adeta yön ve hedef göstermektedir. Şimdi biz burada mantıkta vaz'i delaletten söz ettiğimizde mantıkta vaz'i delalet bir kelimenin lafzın lafız olarak mantıkta
Anlama delaletinde, şimdi bunu söylüyorum, mantıkçı hassasiyetin fıkıhçı, kelamcı ve dilci hassasiyetle münasebetini de görmek bakımından son derece önem arz ediyor. Mantıkçı der ki bir lafız o dili konuşanların, o kültür mensuplarının o lafza yükledikleri anlamın tamamına, ne eksik ne fazla, tamamına bütünüyle delalet ediyorsa buna mutabiki anlam denir. Yani manayı tetabuki dediğimiz mutabiki anlamdır. Lafız anlama, manaya bütünüyle delalet eder. Detaylara girerek dersimizden kopmak istemiyorum. Bunları mantık derslerimizde de tekrar izleyip dinleyebilirsiniz. Bunları işledik çünkü. Mutabiki manadır. Bazen mantıkçılar der ki lafız bir de tazammuni anlam içerir. Yani o lafzı meydana getiren terkibin parçalarının da müstakil anlamı varsa, mesela Eskişehir bir mürekkep isimdir ama iki farklı anlamdan eski ve şehir sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır. Bu kelime her ne kadar bir şehrin özel bir adıysa da özel adı oluşturan sözcüklerin kendilerine özgü anlamları da vardır. Eskilik ve şehir olmak gibi, buna da tazammuni anlam denir. Bir diğer anlam da iltizami anlamdır. Lüzumi ve iltizami anlam. Manayı lüzumi. Bu da siz bir sözcük söylediğinizde onu kastetmeseniz bile, bu manayı kastetmeseniz bile kastetmişsiniz gibi bu mana o lafızdan ayrılmaksızın, koparılamaksızın o lafızla birlikte her zaman var olmasına denir. Örneğin insanın gülücü olması, gülme özelliği. İnsan dediğimizde biz her zaman insan sözcüğünü kullandığımızda onun bir gülme özelliği de olduğunu kastetmemiş olabiliriz, söylememiş olabiliriz. Söylememiş de olsak insan dediğimizde bu gülme vasfı ve benzeri vasıflar, arazi vasıflar, bunlar her zaman bu insan lafzının manayı lüzumi ve lazımisi olarak o sözcükten kopmaksızın onun zımnında onunla birlikte ifade edilmiş olur. Şimdi mantıkçının aradığı burada tetabuki anlamdır. Mantıkçı net olanla ilgilenir. Mantıkçı net olanla ilgilenir. Onun için fıkıh usulcülerimizin bu lafzın manaya delalet bahsine girmeden, tıpkı mantıkçılar gibi lafızlar bahsine, külliler bahsine, tanım bahsine, önermeler bahsine girmeleri, adeta bir mantık özeti yapmalarının temel sebebi mantığın vaz'i manada dil üzerinden, bakın dil üzerinden kesin anlama, doğru anlama ulaşmanın imkan ve sınırlarını belirlemesini dikkate almalarından dolayıdır. Peki fıkıh usulcüleri bunu dikkate almış olmalarına rağmen, yine kelamcılarımız da öyledir, lafız ve anlam ilişkisi, lafzın manaya delaleti boyutu üzerinden acaba bunu ne ölçüde başarabilmişlerdir? Ya da fıkıh usulcülerini ve kelamcılarımızı aşağıda birazdan göreceğimiz üzere lafzın manaya delaletinin o çok derinlikli, çok dikkatli ve çok ciddi anlamda adeta hiçbir şey ihmal edilmeksizin dilin tüm boyutları ve sınırlarını kullanmak suretiyle ortaya konulan bu performansta onları böyle bir düşünce ve tefekküre zorlayan şey neydi? Az sonra göreceğiz. Din dili. Din dilinin tabiatı.
kelamcılarımızı da fıkıhçılarımız da dili bu derecede mantıki manada ve dil üzerinden analiz etmelerine sebebiyet veren şey din dilinin kendi doğası ve tabiatıdır. Az sonra üzerinde durarak göreceğiz. Şimdi lafzın manaya delaleti konusunda bu mukaddimeden, bu girişten sonra konumuza başlayabiliriz. Ebul Hüseyin el-Basri'nin El-Mu'temet adlı muhteşem eserinde konuyu o kadar ciddi ve dikkatli bir biçimde ele alır ki, bir taraftan birazdan ele alacağım boyutlarıyla lafzın manaya delaletinin tüm sınırlarını hem lügavi manada hem terkipsel manada, dizgesel anlamda ele alır. Ama benim burada özellikle Ebu'l Hüseyin el-Basri üzerinden Cabiri merhumun eserinde dikkatimizi çektiği boyutlarının detaylarına girmeksizin, onu kitaptan rahatlıkla okuyabileceksiniz. Dikkatinizi çekmek istediğim husus, dilin mantığı manasında bir özelliğe münhasıran vurgu yapmasıdır. Şimdi El-Mu'temmed'de dilin mantığında öne çıkardığı şey bir şudur: öncelik ve sonralık ilişkisi. Öncelik, sonralık ilişkisi. İki, açıklık, kapalık ilişkisi. Biz daha sonraki tüm okumalarımızda da değerli izleyenler göreceğimiz üzere beyani aklın dil mantığında bu iki temel unsur son derece belirleyicidir. Beyani aklı tam anlamıyla kavrayabilmemizin yegane yolu bu iki noktayı çok iyi belleklerimize yerleştirmemizden geçiyor. Şimdi bu ne? Ebul Hüseyin el-Basri ısrarla der ki, lafızların manaya delaletlerini belirlerken öncelik sonralığı belirlememiz gerekir. Ne demek öncelik sonralık? Ney neyden önce gelir, ne neden sonra gelmesi gerekir? Mesela der, emirler nehilerden önce gelmelidir. Şimdi dikkat buyurun, bu çok önemli. Emirler nehirlerden önce gelmelidir. Neden? Çünkü asıl olan emirdir. Peki yine dilin mantığı açısından emirler nehilerden önce gelir dediğinde Ebul Hüseyin der ki, önce gelen sonra gelenden değerlidir, önemlidir der. Burada farklı bir renkle bunu mutlaka vurgulamamız gerekecek. Demek ki bir öncelik sonralık sıralaması söz konusu. İki, önce olanın sonra olandan değerli oluşu, önemli oluşu söz konusu. İşte tam da burada beyani aklın, dikkat buyurunuz, beyani aklın bir değersel akıl olduğunu, kategorilerde hiyerarşik bir sıralamayı yaparken bu sıralamaların aynı zamanda bir değer sıralaması, bir fazilet sıralaması olduğunu bize gösterir. Ebul Hüseyin el-Basri ve benzeri eserleri incelediğimizde, ki biz bunları kelam kaynaklarını okurken sizinle inşallah okuyacağız, orada konuşacağız. Dikkatimizi net bir biçimde çeken çok önemli bir hususu burada müsaadenizle belirleyip yazmak istiyorum. O da beyani akıl, beyani akıl dilsel delalette metin olması bakımından ona
aynı zamanda bir değer ve fazilet yükleyen bir akıldır. Buraya dikkatinizi istirham ediyorum. Yani beyani akıl değersel, fazilete vurgu yapan bir akıldır. Bu nedenle hemen basit bir örnek olması bakımından şuraya yazıyorum. Tahta biraz karışıyor ama siz baştan izlediğiniz için çok karmaşık gelmez. Çünkü birlikte bunu yapıyoruz. Kur'an, sünnet, icma, kıyas bunlar bizim hem kelamcılarımızın hem de fıkıhçılarımızın mutezili kelamcıları parantez alarak söylüyorum. Böyle bir sıralamayı esas aldıklarını görüyoruz ki bunların hepsi dildir ve dil üzerinden gerçekleşen hususlardır. İleriki derslerimizde göreceğiz. Bu sıralama bir hiyerarşidir ve bir değer sıralamasıdır. Kur'an sünnetten, sünnet icmadan, icma kıyastan daha değerlidir. Dolayısıyla beyani akıl dilsel delaleti belirlediğinde bu delaleti belirlemesinde bu belirlemeyi aynı zamanda bir değer ve fazilet üzerine inşa eder. Aklıma geldi. Fişi takarken mikrofonun bazen onun ses düzeyini ayarlamayı unutuyorum. Bilgisayar da kendisi otomatik olarak 40'ta başlatıyor. 100'e almam gerekiyor ses net olarak yüksek düzeyde kaydedilsin diye. 100'müş elhamdülillah. Korktum. Bayağı da ders işlemiştik. Sesin kısık olması iyi olmuyor. Evet. Şimdi bu lafzın manaya delalet düzeylerinde faziletin ve değerin beyani akılda belirleyici oluşunu birazdan detayları işlediğimizde daha net olarak göreceğiz. Örneğin, Ebu Hüseyin el-Basri emir nehiden önce gelir derken emirlerin has lafızlardan olması, manaya delaletinin açık olması gerektiğini ifade etmek bakımından da açıkla aynı zamanda vurgu yapar. Böylece bir lafzın manaya delaleti ne kadar açıksa, ne kadar netse işte o zaman bu lafız manaya delaleti açık olması bakımından kapalı olana göre daha değerlidir. Böylece Ebu Hüseyin el-Basri'nin gerek hitabın şekilleri ve çeşitleri üzerinde ele aldığı konunun detaylarında, gerekse hitabın içeriğine ilişkin yapmış olduğu detaylandırmalarda gördüğümüz bu son derece önemli dilin mantığına ilişkin öncelik, sonralık, açıklık ve kapalılık üzerinden belirlemiş olduğu değer ve fazilet vurgusu son derece önemlidir. Beyani bilgi alanının ve bu bilgiyi üreten aklın dilsel kategorisinde ve onun işleyiş tarzında oldukça önemli bir husus olarak karşımıza çıkar. Ebu Hüseyin el-Basri'den genel fukahanın, fıkıhçıların konuya yaklaşımına geçelim ve lafız-anlam ilişkisinde lafzın önce lugavi boyutunu sonra terkipsel boyutunda konunun nasıl ele alındığını ve nasıl şematize edildiğini görelim. Şimdi değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, bütün dilciler de bu konuda fıkıhçılara yakın düşünmektedirler. Bir sözcük o dili konuşan kültür mensupları tarafından bir manaya gelmesi için vaz edildiğinde
bu sözcüğün vaz'ı beraberinde ikili bir anlam taşımaya müsait olarak vaz edilir. Tabi bu arada Cabiri merhumun kısaca değindiği, bizim daha sonraki derslerde belki uzunca değineceğimiz hususlardan birisi olan dilin tevkifi mi yoksa efendim muvadaa yoluyla bir kültür mensubu insanların kendi aralarında uzlaşmalarıyla ortaya koydukları bir etkinlik mi olup olmadığı konusundaki tartışmalara girmiyorum. Çünkü bu konunun bizi asli konudan uzaklaştıracağını düşünüyorum. Ama kelama ait konuları konuşurken inşallah bu hususun üzerinde nispeten duracağım ve orada bu konuyla ilgili referanslarda da bulunarak bunlara da bakabilirsiniz diye efendim tavsiyede inşallah bulunacağım. Peki bu noktadan sarf-ı nazar ederek ister tevkifi olarak isterse muvadaa olarak dil oluşmuş olsun, bunları paranteze alarak söylüyorum. Bir dilde bir lafız doğduğunda önce hakikat anlamıyla doğar. Şimdi bu hakikat anlamına altına yazıyorum. Bunu kırmızıyla yazalım. Hakikat anlamı aynı zamanda sarih anlamdır. Sarih anlam. Yani sözcük söylenir söylenmez ilk olarak akla gelen anlama sözcüğün hakiki anlamı, sarih anlamı yaygın kullanımıyla lügat anlamı da denir. Çünkü lügatlarda lügavi anlam. Çünkü lügatlerde bir sözcükle ilgili ilk verilen anlam hakiki anlamıdır. Hakiki anlamdır. Buna sarih, açık anlam denir ve bir sözcük hakiki anlamında kullanıldığında bu anlama gelmemesi imkansızdır. Çünkü zaten o anlama gelsin diye vaz edilmiştir. Dolayısıyla o anlama gelmek zorundadır. Bu hakiki anlamdır. Ama bir de sözcük, lafız, aynı sözcük, aynı lafızdır. Fakat hakiki anlama değil, bu defa mecazi anlama gelir. Buna aynı zamanda hem dilcilerimiz hem de fıkıhçılarımız kinayi anlam, kinaye anlamı derler ki ben hemen buraya müsaadenizle yazayım. Tüm belagat ile ilgili bu kinaye olur, teşbih olur, temsil olur vesaire. Aklınıza gelen meani ve bediiin ilimlerinde ele alınan ve bir sözcüğün hakiki ve lügavi sarih anlamının dışında terkipte başka ne anlamlara geleceğine ilişkin tüm belagata ilişkin vurgular bu mecaz anlamına gelir. Mecaz anlamına gelir. Peki, şimdi soralım ve netleştirerek gidelim. Dilin mantığı açısından kelamcı, mantıkçı, dilci ve fukaha. Kim fukaha? Hukukçular. Kim hukukçular? Kanun metnini, yasayı belirleyen hukuki içeriğe sahip metinleri belirleyen kişiler bunlar. Peki bu üç alandan inanç ve itikadı dikkate alan kelamcılar sahih iletişimi, anlaşmayı dikkate alan dilciler açık hukuk metinlerini dikkate alan hukukçular, fıkıhçılar ve keza doğru metni ve önermeyi ve tanımı dikkate alan mantıkçılar.
Neyi öncelerler? Hakikat anlamını. Sarı anlamı öncelerler. Peki dilin mantığında hakikat anlamı mecaz anlamından önce midir? Evet. Mecaz anlamından değerli midir? Evet. Bakın konu nereye geldi? Bu itibarla geleneğimizdeki bütün usulcülerin hassasiyetle belirledikleri şey şudur. Hakikat öncedir, mecaz sonradır. Bir lafzın anlamının mecazi olduğunu söylemek, dikkat buyurunuz, her zaman karine gerektirir. Bunu büyük harflerle yazıyorum. Karine, bugünkü dille söyleyecek olursak, gerekçe gerektirir. Lafzın bu manaya gelmesinin, yani mecazi anlam var burada denmesinin gerekçelendirilmesi gerekir. Yani bu sözcük hakikat anlamına değil de kinayi, mecazi, teşbihi, temsili, istiare vesaire olarak şu anlama gelir demeniz için gerekçe göstermeniz lazım. Ama bir sözcüğün hakikat ve sarih anlamına gelmesi için gerekçe göstermenize gerek yok. Bu tıpkı ilerleyen derslerde konuşacağımız üzere eşyada asıl olan onun helal ve mübah olmasıdır. Yasaklık gerekçe gerektirir. Öncelik mübahlıktadır. Peki, örneğin el sözcüğü Arapçada. Bunu müşterekte birazdan konuşacağız. Konunun bu boyutunda çok son derece önemli hususlara değineceğiz. Peki gelelim mesela el konusu. Yed. Arap bunu dilde neye vaz etmiştir? Bu uzvumuzu göstermesi için vaz etmiştir. Peki şimdi dikkat buyurunuz. Arap yet sözcüğünü sadece bu uzuvumuz için mi kullanır? Başka şeyler için kullanmaz mı? Kullanır. Yetki anlamında, otorite anlamında, güç anlamında, ikram anlamında, aklınıza gelecek pek çok anlamda mecazi olarak kullanır. Ama yet sözcüğünü duyar duymaz ilk aklımıza gelen nedir? Eldir. O zaman sarih ve hakikate anlamı eldir. Diğer anlamlara gelmesi mecazidir ve karine gerektirir. Yani gerekçelendirmeniz gerekir. Şimdi soruyorum. Bir sözcüğün mecazi anlama gelebilmesi için müfret mi olması gerekir, mürekkep mi olması gerekir? Elbette mürekkep olması gerekir. Müfret sözcükler sarihtirler. Mecaz anlamına ancak şurada bakın, dizge boyutunda, B boyutunda, dizge olduğunda gelir. Dizge boyutunda gelir. Onun için mecaz, kinaye, istiare vesaire bunlar dizgelerdir. Cümlelerdir. Sözcük olmak bakımından sadece hakikat ve sarih anlamına gelir. Ama hakikat ve sarih anlamına gelen bir lafız, bir sözcük terkipte, dizgede yer aldığında karinesi varsa mecaz anlamına da gelir. Bu itibarla mecazı buraya yani dizge boyutuna alıyoruz. Her ne kadar dilcilerimiz ve fıkıh usulcülerimiz kendileri konuları işlerken karşıtlarını koymak bakımından anlaşılır olması bakımından hakikat mecaz diye ayırsalar da sarih kinaye diye ayırsalar da
bunların detaylarını kavramamız, manaya delaletlerini anlamamız bakımından konu söz konusu olunca, o zaman bu detaylara dikkat etmemiz gerekir. Peki, şimdi ikinci noktaya gelelim ve bir lafzın, dikkat buyurunuz, hakikat olarak, bakın, bunun üçte hakikat anlamıdır. Mecaz değil. Hakikat olarak, yani dilde vazoluş itibariyle, lügatte anlamlarını göreceğimiz şekilde, hakikat olarak üç önemli kısma ayrılır. Birincisi hastır. Yani bir lafız bir ferde delalet eder. Anlam içeriği sadece bir ferde yöneliktir. Onun için de has lafız manaya delaleti en açık lafızdır. Bu itibarla Ebul Has Hüseyin el-Basri emirler has olmalıdır der. Has lafızlardan olmalıdır der. Nehiler has lafızlardan olmalıdır der. Çünkü açıklığı önemser. Ve bu itibarla da bir değer sıralaması vereceksek has ağamdan, ağam da müşterekten daha evla ve daha değerlidirler bu sıralama. Onun için has dilde sadece bir ferdi göstermek üzere konulan, icat edilen ve söylendiğinde de sadece ve sadece o ferdin anlaşıldığı, başka anlama gelme ihtimali söz konusu olmayan, manaya delaleti son derece açık olan lafızlara has denir. Has lafız. Peki, ağam nedir? Ağam lafızlar. Bunlar da manalarının şumulüne sınırsız sayıda fertlerin dahil olmasına imkan sağlayan lafızlardır. Bunu biraz açalım. Ağam lafızlar bir küme gibidir. Bunun içine sınırsız sayıda fertler dahil olabilir. Fakat burada önemli bir husus var ki, ne kadar sınırsız sayıda fertler ağam bir lafzın altında toplanırsa toplansın, sayıları sınırsız olsa da bu fertlerin her birerleri özleri, tözleri itibariyle aynıdırlar. Yani ağam lafızda yine fertlerinin manasına delaletinde ortaklığı, müşterekliği bakımından hassa benzer. Mesela insan bir ağam lafızdır. Sınırsız sayıda fertleri vardır. Ama sınırsız sayıda fertlerinin ortak ve müşterek tek bir anlamları vardır. İnsan hayvanun natık. Dolayısıyla ağam manaya delaleti itibariyle şumulünde çok fazla fertlerin toplanmasına imkan sağlayan, ancak bu fertleri ortak bir anlamda buluşturması bakımından da hassa benzeyen yine önemli bir lafızdır. Onun için lamı tarif almış, el takısı almış, çoğul ve tekil müfret tüm sözcükler ağamdır. Manayı şumullerine çok sayıda fertler dahil olabilir. Aynı zamanda cemi gibi, kül gibi ifadelerle oluşturulan lafızlar. Keza men gibi, ma gibi
manasının şumulüne çoğul fertlerin dahil olabileceği edatlar, bunlar da yine âm lafızlardan olarak dikkate alınmıştır. Fıkhi detaylara girmek istemiyorum çünkü konunun özünü kaçırmaktan korkuyorum. Âm lafızların tahsise açık oluşları, yani fıkhi hükmün bu fertlerden bir kısmına tahsisine imkan vermesi bakımından fıkıhta pek çok önemli detaylara kapı aralayan bir lafız olarak karşımıza çıkar. Onun için hassın, âmın anlaşılması son derece önemli. Ve klasik fıkıh usulü kaynaklarımızın daha meselenin mukaddimesinde, girişinde neden bu konuların üzerinde detaylı bir biçimde durduklarını, bu meseleleri okuyunca çok daha iyi anlıyoruz. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, bir üçüncüsü ve belki de en değersizi müşterek lafızdır. Amidi'nin ihkamını okuyunuz, müşterek üzerinde ne kadar uzun durduğunu ve bunu nasıl tartıştığını görürsünüz. Keza Mustasfa'da da öyle, diğerlerinde de. Müşterek lafız sorunlu bir lafızdır. Çünkü dikkat buyurun, mecaztan farklı olarak müşterek lafız, mesela yet kelimesinin hakikat anlamından ve mecazdan bahsettik. Yet kelimesi müşterek bir sözcük değildir. Ayın sözcüğü müşterek bir sözcüktür. Neden? Çünkü ayın sözcüğü dilde, o dil mensupları bu sözcüğü hakikat arı olarak, bakın dikkat ediniz, hakikat anlamı. Hakikat anlamı olarak bir uzvumuzun adı olarak bir insan ve canlı hayvan görme aleti uzvunun anlamı olarak vaz etmiş. Aynı zamanda bir pınar kaynak olarak, aynı zamanda efendim bir altın olarak, maden olarak, göz olarak, pınar olarak vesaire. Bu manalara hakikat anlamında delalet etsin diye ayrı ayrı vaz etmiş. Bu mümkün müdür? Olur mu? Neden olur? Nasıl olur? Bu dille ilgili, dilin vazıyla ilgili, tevkifiyle, muadasıyla ilgili bir husustur. Ve hatta fıkıhçılarımız ve kelamcılarımız Şari-i Talanın, şari yani kanun koyucu, hukuki bir düzenlemede müşterek bir lafız kullanır mı kullanmaz mı tartışmışlar. Hukuki bir metinde asıl olan açıklıktır. Müşterekse öyle bir lafız ki, mesela kar sözcüğü kadınlar için hem temizlik dönemine hem de adet dönemine tekabül eden, ikisine birlikte kullanılan, hem taharet hem hayız anlamına gelen bir sözcük. İkisine de ayrı ayrı vaz edilmiş müşterek lafızdır. Boşanan kadınlar selasete kuru yok, Kur'an 3 temizlik ya da 3 hayız dönemi bekler. Hangi anlam alacağız konusunda fukaha ihtilaf etmiş. Dersin ilerleyen dakikalarında vaktimiz kalırsa, el verirse, değilse diğer derslerimizde şari şeriatın dilinde nasıl bir dil kullanmıştır konuşacağız ve dilin mantığında bunun üzerinde inşallah orada daha detaylı duracağız. Şimdi o konuya girmek istemiyorum. Dolayısıyla gerek kelami açıdan, gerekse fıkıh usulü açısından müşterek en sevimsiz sözcüktür. Çünkü manaya delaleti açık değil. Ama dilciler bakımından öyle değil. Dilciler bakımından müşterek bir zenginliktir.
Mantıkçılar zaten hiç müştereki adını bile anmazlar. Çünkü hiç mantıkın bulunduğu yere uğrayacak bir lafız değil müşteri. Bu bakımdan konunun önemli boyutları bulunduğunu ve bu boyutların detaylı bir biçimde ele alınıp incelenmesi gerektiğini söylememiz gerekir. Değerli izleyenler, şimdi son derece önemli bir bölüme geldik. Üç. Manaya delaletin açıklık, kapalılık dereceleri. Şimdi Ebul Hüseyin el-Basri'ye tekrar atıfta bulunalım. Sol tarafta bulunanlar manaya delaletleri açık. Açığın da dereceleri var. Bu da kapalı. Sağdaki de kapalı. Şimdi buna göre tüm beyani aklın mantığına göre soldaki manaya gelen lafızlar değerli, sağdaki başlıkta yer alan lafızlar daha değersizdir. Önemli ve önemsiz ayrımı. Kur'an bize bu iki lafzı verir. Ali İmran suresi 7. ayette Kur'an'ın mukebber ve muteşabihlerden oluştuğunu söyler. Her ne kadar ben Kur'an hermeneti dersimizde işledim, oradan izleyebilirsiniz bu konuyu. Kur'an'ın kastettiği bizim daha sonraki dilcilerin ve fıkıhçılarımızın kısmen anladığı gibi değil. Daha farklı bir anlamda Kur'an bunu kullanıyor. Kur'an'ın kullandığı Âl-i İmran suresindeki müteşabih sözcüğü çağrışımsal sözcüklerdir. Yani manaları bizim gelenekte yaygın olan kanaate göre anlamının gerçek tevil ve yorumunun Allah tarafından bilinen sözcükler değil. Anlamı var ama çağrışımlı, yani mecazi anlamları söz konusu ya da müşterek olma söz konusu. Böyle olduğunda bu lafzı kullandığında şari'in onlardan hangisini kastetmiş olduğunu belirlemek insan için karine yoluyladır. Çünkü biz şari'in kastını bilemeyiz. Kendisi beyan etmezse şari'in, yasa koyucunun, kanun koyucunun, yani Allahu Teala'nın kastını biz bilemeyiz beyan etmediği sürece. Fakat Allah'ın bundan muradı şudur, Allahu Alem diyor ya hani ulemamız. Şudur deriz, şudur demek için de karine göstermek zorundayız. Şimdi burada muhkem ile müteşabi iki aşırı uçtur. Bunu 180 derecelik şöyle bir çizgi olarak görürsek, 180 derecelik bir çizgi olarak görürsek, muhkem burada en açık, müteşabih burada en kapalı olan şekilde fukaha gruplandırmış. Bunu neden bu kadar titizlikle gruplandırdık? Çünkü din dilinde, dinin diline ilişkin özellikle bunlardan hüküm istinbat edecek, ahkam istinbat edecekse o zaman fukaha dili bütün ayrıntılarıyla emarını çekmesi lazım ve ahkam ayetlerinde ve hadislerinde geçen lafızların manaya delaletlerinin açık ve kapalı oluşlarına ilişkin tüm mümkün belirlemeleri ortaya koymaları lazım ki bunu tebrik ediyorum. Ruhları şad olsun. Huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Ülemamız başarmış, yapmışlar. Bakın şimdi. Tekrar soruyorum hatırlatmak maksadıyla. Bir sözcüğün manaya açıklığı ve kapalılığı lügatte olur mu? Hayır. Bunu inşallah felsefe derslerimizde, dil felsefesine ilişkin derslerimizde işleyeceğiz ileride. Bakın, bu dizgede olur. Artık sözcük bir terkipte yer almış, mürekkep. Bir cümle, bir önermede yer almış.
Burada açıklık, kapalılık söz konusu olur. Ve bizim dilcilerimiz, fıkıhçılarımız ve kelamcılarımız, çağdaş dil bilimcilerden 20. yüzyıl, 19. ve 20. yüzyıl dil bilimcilerinden aşağı yukarı 8 asır, bazısı 10 asır önce bir lafzın bir dizgede manaya delaletinin tüm mertebelerini adeta belirlemişler. İşte muhkemin karşısında müteşabih vardır. En açık karşısında en kapalı vardır. Muhkemin bir altında müfesser vardır. Ne demek müfesser? Onu karşıtıyla anlayalım. Karşıtı mücmeldir. Şimdi bir mücmel lafız ne demek? Mücmel lafız, manaya delaleti kapalı demektir. Yani bir manası var ama bu manaya delaleti kapalı, terkipte ama. İşte bu kapalı olanı açmaya müfesser ne? Açıklanmış, izah edilmiş, açımlanmış demektir. Demek ki müfesser mücmelin açık hale getirilmesidir. Böylece muhkem müteşabihin açık hale getirilmiş durumudur. Müfesser mücmelin açık hale getirilmiş durumudur. Örneğin es-salah Arap bunu dilde dua etmek anlamında vaz etmiş. Hakiki anlamı duadır. Vaz-i manatı budur. Fakat ekimus-salah diye bir terkipte yer almış. Ama yine de es-salah burada mücmeldir. İşte bunu müfesser kılacak olan şey Hazreti Peygamber'in bu namazdır, rükusuyla, secdesiyle, kıyamıyla, kıraatıyla diye tavzihi tefsir, müfesser olarak onu açık kılması. Keza bir sözcük manaya delaleti müşkil olur. Yani problemli olur. Kapalı değil, problemli. Yani ikircikli. Bunu ne belirler? Nas, metin. O zaman bir sözcük A anlamına, B anlamına, C anlamına gelebilir. Ama bu sözcük nas içinde sadece A anlamına gelir. Metin, dizge bunu belirler. İşte burada metin, ibare birazdan göreceğiz, bize manaya delaleti netleştirmiş olarak verir. Bir sözcüğün manaya delaleti hafi, gizli olabilir. Yani çok açık değil. Bakın karşıtı zahirdir. Onun yine şurada olduğu gibi AB anlamlarının dizgede zahir hale gelmesidir. Bir sözcük var ki ne manaya geldiği konusunda bir hafiilik, bir kapalılık, bir gizlilik var. Metin onu izhar eder. İrab onu izhar eder. Bir önceki dersimizi hatırlayın. Okuyuş onu belirler. Metin onu belirler. Zahir anlam. Dolayısıyla derecelenmek bakımından bakın muhkemden müteşabihe doğru bu 8 derece lafız en açık olandan en kapalı olana doğru bir sınıflandırmaya tabi tutulmuş. Tekrar ediyorum, bu tamamen dizgeyle ilgili. Her birileriyle ilgili fıkıh usulü kaynaklarına baktığınızda ayetlerden, hadislerden örnek vererek yazarlarımızın bunları açıkladığını görürsünüz. Ben o detaylara girmiyorum. Sadece dil boyutu üzerinde, lafız anlam ilişkisi boyutu üzerinde duruyorum. Onlara da girdiğimizde bizi hem yoracak hem de konunun özünden uzaklaştıracak diye zorunlu olmadığı sürece bu hususlarda çok fazla örneklemekten kaçınmaya çalıştım. Şimdi 4. düzeyde
Hanefiler ve Şafilerin iki önemli fıkıh usulü alanı olarak ayrıştırdıkları, bir de manaya delaletin şekilleri, dizgesel delalet diyeceğim buna ben. Dizgesel delalet. Yani burada artık bir cümle söz konusudur. Terkibi delalet de diyebileceğimiz terkipsel bir delalet var. Yani bir ibare var elimizde. Elimizde bir ibare var. Bu ibare nedir? Mesela bu ibare ve la tekulu lehuma üf. Anne babalarınıza öf demeyin. Şimdi Hanefiler demişler ki elimizde bir ibare olduğunda bir ibare kendisine bir delaleti vardır. İbarenin delale. Delale bil ibare. Yani bu nastır, metindir. Yani metnin kendi zahiri anlamıdır. Hakikat anlamıdır. Bu metnin manaya delaleti budur. Aslında konumuz sadece fıkıh olsa bu konuları size daha farklı arz ederdim. Konumuz dil ve beyani aklın fıkıh usulcülerinin lafız anlam ilişkisine nasıl baktığına yönelik dil mantığını kategorisel olarak belirlemeye çalıştığımız için çok farklı detaylardan sarf-ı nazar ediyorum, konuşuyorum. İbarenin burada manaya delaleti ibare olmak bakımından. Üf demeyin diyor. Ne demek bu? O üf demeyin. Bu kadar. Ama bunun bir işari anlamı var. İşari anlamı var. Bu işareten üffü de kapsayacak diğer anlamlar, öf demeyi de kapsayacak diğer anlamlara da işaret edebilir mi? Eder. Peki nas'ın delaleti, buna Hanefiler delaletin delaleti, fehvel hitap, celi kıyas gibi isimler de verirler. Bu aynı zamanda beraberinde bu ibarenin taşıyabileceği başka anlamlara hamletmemizi mümkün kılar mı? Evet kılar. O zaman ona da delalet eder. Peki iktizanın delaleti, örneğin mesela hadiste diyor ki İnna Allah'a tecavüze an ümmeti, Allah ümmetimden kaldırmıştır. El hata ve nisyane vel ikrah. Bakın. Nisyan, hata ve icbar. Bunları kaldırmıştır. İbarenin, bakın, zahirin lafzını okursanız böyle. Ama Allah Müslümanlardan unutma yetisini, hata etme yetisini, icbar, ikrah, yani birinin size bir şey yapmayı zorlamasını mı kaldırdı? Hayır. Bunların iktiza, bakın, iktiza ne? Gereklilik, gerekçe. Sorumluluğunu kaldırmıştır. Bir kişi unutarak hataen yaptıklarından ya da mecbur kalarak yaptıklarının hukuki sorumluluğundan azat edilmiştir. Hukuki sorumluluk onlardan kaldırılmıştır demektir. Demek ki bir sözcük bir dizgede yer aldığında, bir dizge bir bütün olarak bir ibare anlamı var ki bu ibarenin işaret ettiği bir anlamı söz konusu olabilir. Bu metnin fehvasının, muhtevasının kapsamında değerlendirebileceğimiz diğer anlamlara delalet söz konusu olabilir. Bu ibarenin doğru anlaşılmış olması için şöyle anlaşılması gerekir diye takdir imkanı bir gerekçe gösterme imkanını bize verir. Bunu göstermeliyiz. Örneğin
Allah ümmetimden nisyan ve hata ile yapılanın, icbar ile yapılanın sorumluluğunu kaldırmıştır. Oraya bir sorumluluk ekliyoruz. Mesela diyor ki men seteral mu'min seterallahu yevmel kıyame. Seterahullahu yevmel kıyame. Kim bir mümini örterse, yani üstüne battaniye mi örtüşeceğiz? Hayır. Ne demek? Bakın iktiza. Men setara uyubel mümin. Kim bir müminin kusurlarını örterse setarallahu uyubehu, Allah da onun ayıplarını örter. İşte böylece fıkıhçılarımız lafız olmak bakımından manaya delaletinin detaylarını belirlemekle kalmayıp bir lafız terkipte yer aldığında, mürekkep olduğunda hangi manalara delalet edebileceğinin imkan ve sınırlarını sonuna kadar belirlemişler. Şafiler aynı zamanda mantuku meskuttan ayırmışlar. Bazen böyle oluyor. Mantuk delaleti. Yani bu ibarenin Hanefilerdeki ibaredir. İbarenin delaleti mantık. Mantık söylenmiş sözün delaleti. Bu zaten ibareden anlaşılıyor. Yukarıdaki işaret nas buna dahildir. Yani mantukun delaletinde Şafiler Hanefilerin yukarıdaki ibarenin delaletine ilişkin tüm hususlarda onlarla hemfikirdirler. Ayrıca bir de meskutun delaleti vardır ki bu çok önemlidir. Burada da meskut, yani ibarede biz buna modern dil felsefesinde anlamın anlamı diyoruz. Manel manadır ya da ikincil anlamdır ya da arka plan anlamdır. İşte bu mevhumu muvafakat mantukun anlamı yukarıdaki anlamdır. Yani bir dilin muvafakat, yani mutabakat, az önce mantıkla ilgili söylediğimizde olduğu gibi bir sözcüğün, işte verdiğimiz örnekleri hatırlayalım. Ne anlama geliyorsa ibare bakımından o anlama gelmesidir. Fakat bir de bunun muhalefeti vardır. Muhalefeti vardır. Şimdi mesela benim inşallah bu sene yayınlanacak o eserimde Hazreti Peygamber'in okur yazarlığını ele aldım. Kur'an'a göre diye. Kur'an, sen bundan önce okuma yazma okumazdın, yazmazdın ayetleri var ya, onu yanlış mana veriyorlar maalesef. Onları ele aldım, göreceksiniz. Buna fıkıh usulünde Şafii üzerinden bakın anlam verelim. Sen daha önce okumazdın, yazmazdın. Din nedir, iman nedir bilmezdin demek ne demek? Mefhum muhalefet. Tersinden anlam. Tersinden anlam. Şimdi biliyorsun demektir. Daha önce mümin değildin, şimdi müminsin demektir. Daha önce din nedir tanımazdın, şimdi bir dinin var demektir. Daha önce okumazdın, yazmazdın demek, şimdi yazıyorsun, okuyorsun demektir. Mefhum muhalefettir. İnsan olan böyle bir şey yapmaz diyoruz mesela. Değil mi? Bunun mefhum muhalefeti nedir? Böyle bir şey yapanlara insan denmemesi gerekir demektir. Şimdi burada Şafiler, ruhları şad olsun, çok önemli bir detaya daha dikkat çekerek bir mefhumu muvafakat ibarenin zahiri veya yukarıdaki dört anlam düzeyi. Mefhumu muhalefet
tersinden anlam söz konusu olduğunda dikkat buyurunuz. Şafiler bunu mefhumu muhalefeti keyfiliğe düşmesini engellemek bakımından dört şarta bağlamışlar. Dört özellik aramışlar. Demişler ki ibarenin muvafık anlamında yani ibarenin kendi doğrudan anlamındaki sıfatı neyse bu sıfat muhalefete taşımanız lazım. Mesela mümin kadınlarla evlenin diyor. Mümin kadınlarla evlenemezseniz cariyelerle evlenecekseniz evlenme anlamı mevhu muhalefet ne? Müminlerle evlenemiyorsanız cariyelerle evlenin demek mevhu muhalefet. Peki ama sıfatı taşımanız gerekiyor. Nedir o? Mümin cariye ile evleniyorsunuz. Bakın sıfatı taşıdınız. Has bir konuda mesela öyle oluyor ki bir şey bir hususa hasrediliyor, tahsis ediliyor. Mefhumu muhalefetine de bu hasrı tahsis etmeniz gerekiyor. Mefhumu muvafakatta bir şart varsa muhalefete de bunu taşımanız gerekiyor. Mefhumu muvafakatın amacını mefhum muhalefete Şafiiler mefhumu muhalefetin keyfiliğine imkan tanımamak bakımından son derece önemli olarak bu dört bir mananın mefhumu muvafakatın muhalifine de meskutun anh olarak delalet edebilmesini mümkün kılmak için dört şarta bağlamışlardır. Sıfat, hasır, şart ve gayedir. Bunların üzerinde örnekleriyle daha detaylı durabilirdim ama hem kitabı okuyacaksınız zaten hem fıkıh usulü kaynaklarını okuduğunuzda da detayları göreceksiniz. Benim asıl üzerinde durmak istediğim, yorulduğunuzu biliyorum, biraz da uzadı. Şimdi üzerinde duracağım asıl bazı noktalar var. Bu hususları müsaadenizle bir 5-10 dakikada hoşgörünüze mahcuben özetleyerek bitireceğim. Merhum Cabiri eserinde detaylı bir biçimde bunları bize arz ederek tam olarak ne demek istedi? Lafsız anlam ilişkisi ve dilin mantığı üzerinden ve yani aklın neyini bize göstermeye çalışıyor tam olarak? Şimdi bu soruların cevaplarını arayalım. Sonuç. Gerek kelamcılarımız, gerekse fıkıhçılarımız dini nassa yani metne indirgemiş ve metin olarak anlamışlardır. Ki doğası da budur. Metindir. Dolayısıyla metnin anlama delaletinin tüm boyutlarını tespit etmişler. Bir metin hangi anlama gelebilir tespit edip bu gelebildiği derecesine göre ona fıkhi bir hukuksal statü belirlemişler. Son derece önemli. 3. Cabiri diyor ki fukahanın ve usulcülerimizin lafzın manaya delaletine ilişkin bu kalıpları bir şablon oluşturmuş. Bir şablon oluşturmuş. Bu çok önemli bir şey. Eğer biz dilden hareketle o dilin hukuksal içeriğini ya da kelami, teolojik içeriğini belirleyeceksek bunu belirlemek zorundayız. Buraya kadar olup bitenlerin hiçbirine Cabiri merhumun zerre kadar bir itirazı yok. Bunlar yapılmalıydı. Elhak bizden öncekiler yapmışlardır. Fakat
ihmal ettikleri ve göz ardı ettikleri bu usul çerçevesinde göremediğimiz alanlar var, diyor Cabir. Ha, Tusilerden, Karafilerden, İzbin Abdüsselamlardan, Şatibilere doğru bir kanal. Buna dikkat çekmiş, daha erken dönem dikkat çekenlerden de söz edebiliriz. Daha muhtasar bir biçimde. O da nedir? O da nedir? Bekası dışrayidir. Dinin, şeriatın hedefi, amacı ne? Maksat. Şimdi Cabiri diyor ki, şayet geçmiş ulema şu görmüş olduğumuz dilin mantığına ilişkin lafız anlam çerçevesinde belirlenen tüm belirlenimleri dinin mekasıt zemininde belirleyebilmiş olsalardı, belirleyici olan şablon değil, belirleyici olan makasıttır diyebilselerdi, yani asıl olan mekasıttır, dilin lafız ilişkisine yönelik belirlenen bu kalıplar ve şablonlar ferdir, tabidir deselerdi, makasıdın üzerinden makasıdı gerçekleştirmek üzere bu şablonlar ve lafız mana ilişkisi sürekli yenilenecek. İşte Cabiri diyor ki, kelam usulümüzünde, fıkıh usulümüzünde donmasının, içtihadın kapanmasının vesairesinin mantıksal arka planı budur. Yani sistem kapanmaya, donmaya yönelik geliştirilmiş. Oysa mekasıt sabit değildir. Makasıt zamansal faktörlere bağlı olarak değişkendir. Oysa şablon sabittir. Şimdi bu durumda değişken olanı esas aldığımızda değişkeni belirleyecek olan şablon da sürekli değişir. Neden bizim fıkıh usulü geleneğimizde yazılan eserler büyük ölçüde birbirinin tekrarından ibarettir, ufak detaylar hariç? Ne yapsın? Yeni şeyler mi uydursun, icat etsinler? Ne yapsınlar? Bugün de yazsak onları yazacağız. Ama konuyu makasıdu şeria bağlamında ele alırsak, ki ben bunun üzerine inşallah okumalar yapacağım, bu mekasıt üzerine orada daha detaylı konuşuruz. Konumuzun netleşmesi bağlamında bir hususu açımlamama müsaadenizle istiyorum. Mekasıdı fıkıh usulünün zemini kılmak anlamında bunu Şatibi muvafakatta denemiş. Kitabın muvafakatı mutlaka okumanızı öneriyorum bu arada. Tam olarak neyi söylemeye çalışıyor Cabiri? Şimdi şari yasa koyucu, kanun koyucu kim? Allah. Ne indiriyor? Vahiy. Vahiy ne? Dil. Dil ne? Metin. Şimdi vahyin bir dil olmak bakımından metinsel tüm özelliklerini fıkıh usulcülerimiz, kelam usulcülerimiz
tabir yerindeyse kusursuz bir biçimde incelemiş, detaylandırmışlardır. Fakat şimdi burada çok temel bir hususa dikkatimizi çekmemiz gerekiyor. O da şudur. Şari bu vahiy ve bu metni neden indirdi? Amacı ne şari? Şimdi dikkat buyurun. Bu belirlenim, buraya kadar yaptığımız tüm bu metne ilişkin belirlenim, metin ne diyor? Bunu belirlemektir. Peki makasıt nedir? Bu metin ne demek istiyor? Amaç, gaye. Metnin ne dediği ile ilgili boyutuyla metnin ne demek istediğine ilişkin boyut son derece önemlidir. Geleneğimizdeki ehli hadis, ehli rey ayrımı da tam bununla ilgili olarak görülmesi gereken bir husus. Metnin ne demek istediğine yoğunlaşanlar ehli reyi, metin ne diyora yoğunlaşanlar ehli hadisi, ehli eseri oluştururlar. Böylece makasıt bu metin ne demek istiyor? Şimdi bir metin ne demek istiyor olduğunda yapıyorsunuz. Tarihsel olarak bu metin A sahabeye ne demek istedi? Tabiine ne demek istedi? Bize ne demek istiyor? Öyleyse demek ki bir metin makasıt söz konusu olduğunda bu metin ne diyor sorusunda makasıt devreye girdiğinde makasıtçı usulcüler şu soruyu sorarlar. Kime? Bu metin kime ne diyor? Böylece metnin lafı sabitken lafzın makasıt açısından manası değişkendir. İşte beyani akıl bu değişkeni değil, sabit olanı arayan akıldır. Ve sabit olana bir değer ve fazilet yükleyen akıldır. Cabir diyor ki bunu dönüştürmemiz lazım. Yani lafzın sabitliğinden makasıt zemininde değişken anlamlara delaletinin usul ve yöntemini geliştirmek durumundayız. Yani aynı metin sahabiye, aynı metin tabiine, aynı metin bize şari'in maksatlarını gerçekleştirecek anlamları söyleyebilmelidir. İşte ben bunu Kur'an hermeneutiği olarak kitap yazıyorum. İnşallah seneye yayınlanır. Bu sene yetişmeyecek. Orada ele alıyorum. Sizlerle paylaştığımda okuyacaksınız kısmet olursa. Bunu belirlemek zorundayız. Bunu belirlemediğimiz sürece ha bu keyfiliğe imkan vermez mi hocam? Vermez. Bakın Şafiiler mefhumu muhalefeti nasıl belirlemişler? Sıfat şartı, hasır şartı, şart şartı, gaye şartı bunlar nasıl belirliyor? Biz de bunları belirleyebiliriz. Bu mümkün usul açısından. Böylece ruhu şad olsun Cabiri merhum bize erken dönem Tusi, Karafi, İbn Abdüsselam ve Şatibi gibi ünlü fıkıhçılarımızda, çağdaş muasır fıkıhçılarımızdan İbni Aşur gibi isimlerde tezahürlerini gördüğümüz ve olgunlaştırmamız gereken, bunun üzerinden bir usul inşa etmemiz gereken çok önemli bir hususa, ihmal edilen, göz ardı edilen bir hususa dikkat çeker. Bu da hem kelami teolojik ilkelerimizde hem de fıkıh usulü ilkelerimizde mekasıdın
göz ardı edilmesidir. O halde bu dersimizin mesajı, mekasıt zemininde bir fıkıh usulünün ve kelam usulünün yeniden inşasının gerekliliğidir. Diğer bir sonucu da lafız-anlam ilişkisi üzerinden dilin mantığı bu bölümde Cabiri merhum hem kelamcılarımızın özellikle de fıkıh usulcülerimizin bir lafzın lafız olmak bakımından diyelim buna, A lügavi manada hakikat anlamında, B terkipsel dizgesel çerçevede anlam, imkan ve sınırlarının tüm boyutlarını belirlemişlerdir. Bunu çağdaş dil bilimcilerinden yüzyıllarca önce fevkalade başarmışlardır. Burada net bir delalet panoraması görüyoruz. Fevkalade kendinden emin bir usulcü perspektifi görmekteyiz. Ve beyani aklın bu belirlenimi üzerinden lafız anlam ilişkisinde dilin mantığında nereye doğru ilerlediğini inşallah önümüzdeki derste lafız anlam ilişkisi ve dilin mantığı C serisinde bunu izlemeye devam edeceğiz efendim. Tekrar önümüzdeki ders görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olunuz efendim.